Herkese merhabalar, değerli takipçilerim, canım arkadaşlarım, sevgili büyüklerim ve sevgili küçük kardeşlerim. Benim sağlık, güzellik, genç kalmanın ve fit olmanın sırları kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsini okuyorum ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Enerjime enerji katıyorsunuz. Yapmış olduğum bu işte bana gerçekten çok destek oluyorsunuz. Yazmış olduğunuz her yorum benim için çok önemli. Beni yeni yapacağım videolar için gerçekten çok motive ediyor. Ve yorumlarınız için ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Sizin için en güzel videoları her zaman hazırlamaya çalışacağım. Bugün sizler için harika bir kür paylaşacağım arkadaşlar. Bel bölgemizdeki simitlerden kurtulmak için, inatçı göbek yağlarını yakmak için, istediğimiz fit görüntüye kavuşmak için harika bir tarif olacak arkadaşlar. Hadi şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Tarifi hazırladıktan sonra içimini anlatmak için tekrar burada olacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ilk malzememiz bu boylarda bir parça taze zencefil. Eğer bu tarifi ilk defa yapıyorsanız daha küçük boyutlarda taze zencefil kullanmanız daha iyi olur arkadaşlar. Taze zencefilimizi soyup küçük parçalar halinde doğruyoruz. Taze zencefil yağ yakımını hızlandırıyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor ve aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi olduğu da biliniyor arkadaşlar. Doğradığımız taze zencefili küçük bir tencereye alıyoruz. Üzerine bir su bardağı yani 200 ml su ilave ediyoruz. Daha sonrasında tencereyi ocağa alıyoruz ve kaynayana kadar yüksek ateşte bekliyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ve 10 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz arkadaşlar. Gelelim kahvemizin yapılışına. Ben Nescafe kullanıyorum arkadaşlar. Siz farklı bir markada kullanabilirsiniz. İlla ki Nescafe olması gerekmiyor. Bir fincana 1 tatlı kaşığı kahvemizden alıyoruz arkadaşlar. Üzerine süzgeç yardımıyla hazırladığımız zencefilli suyu ilave ediyoruz. Dilerseniz zencefili kahve ile birlikte yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak kahve kürümüzün içerisine limon suyu ekleyeceğiz arkadaşlar. Limon kilo kaybına teşvik eder. Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Antibakteriyel özelliklere sahiptir ve sindirim sürecine yardımcı olur. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı limon suyu ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar ve muhteşem kahvemiz hazır. Kahvemizi içmeye gidiyoruz. Şimdi sizlere nasıl içeceğimizi, yağları nasıl eriteceğimizi ve nasıl kilo vereceğimizi anlatacağım. Evet arkadaşlar, ben kahvemi yaptım geldim. Renk tabi normal kahve gibi durmuyor içerisindeki karışımlardan dolayı. Ama tadı da bir o kadar harika arkadaşlar. Kahve içmeyi siz de benim gibi seviyorsanız bunu kendimiz için en faydalı hale getirebiliriz arkadaşlar. Hem kahve içeceğiz arkadaşlar, hem içmiş olduğumuz kahveyi daha sağlıklı bir hale getireceğiz. Ben şimdiden sizin yerinizde de deniyorum. Oh arkadaşlar, kokusu mis gibi. Tadı mis gibi. İlk başta tadı size biraz tuhaf gelebilir ama zamanla çok alışacaksınız ve siz de çok seveceksiniz. Burada bir not düşmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu tarifi ilk defa yapıyorsanız benim kullanmış olduğum zencefilin yarısını kullanabilirsiniz. Çünkü zencefil
fazla olursa acı olduğu için biliyorsunuz çok fazla acı gelecek size. Benim kullandığım ölçünün yarısını kullanırsanız sizin için ilk başta çok daha seveceğiniz bir tat olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer kahvemize şeker, süt tozu gibi eklemeler yapmıyorsak günlük 1-2 fincan kahve içmemizde bizim için hiçbir zarar yoktur arkadaşlar. Ben her gün bir fincan mutlaka içiyorum. Ama cuma günleri hariç. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Cuma günleri 3 kahvenin altında içemiyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Her cuma denedim. Kendime kızıyorum. 3 tane olmayacak, 4 tane olmayacak. Bazen 3-4 tane olabiliyor. Nasıl olduğunu anlamıyorum. Ama her cuma sınırımı aşıyorum maalesef. Evet arkadaşlar, konumuza geri dönecek olursak herkes kendi vücudu için en iyisini ve en kötüsünü daha iyi biliyordur. Eğer sizin için zencefilin veya limonun veya kahvenin bir zararı yoksa bu tarifin genelde normal olarak kimseye hiçbir zararı olmaz. Ve göbek yağlarını yakmanıza gerçekten büyük fayda sağlıyor arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Ve lütfen kahvenizden şekeri, süt tozunu çıkarın arkadaşlar. Yani bunu bütün kalbimle diliyorum ve umuyorum inşallah. Herkesin şekerden mümkünse uzak kalmasını istiyorum. Benim şu an yaşı oldukça küçük olan yeğenlerimin birçoğu şeker kullanmıyor çayda. Büyüklere bakıyorum ve büyükleri onların yanında şeker kullanırken açıkçası çok üzülüyorum. Çocuk olarak, çocuk akıllarıyla ve çocuk bilinçleriyle şeker kullanmıyorlar, şekeri sevmiyorlar. Nasıl olduysa bir şekilde hayatlarından çıkmış. Ama büyüklere bakıyorum, yetişkin ve idrak noktası, seviyesi daha iyi olan insanlara bakıyorum. Hala bir çayının içerisine 3-4 tane şeker atan insanlar var. Dolayısıyla bunları görünce çok üzülüyorum. Onlar çocuk akıllarıyla, idraklarıyla şekerden uzaklaşmışlar. Lütfen herkes şekerden uzak dursun. İnşallah bunu bütün kalbimle diliyorum. Çok şükür ben de kendi hayatımdan çıkarabildiğim için uzun yıllardır çok mutluyum. Umarım sizler için, yani şeker kullanan diğer arkadaşlarım için de bunu bütün kalbimle diliyorum. Bütün kalbimle ve bütün samimiyetimle diliyorum. Umarım bir an önce şekeri hayatınızdan çıkarırsınız. Kullanan arkadaşlar için antiparantez not almak istedim. Video ile ilgili tüm detayları videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videolarımı beğenerek bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.